Bu yıl geç başlayan ve durgun ilerleyen turizm sezonunda Antalya'ya Mayıs ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı %9,1 düşüşle 1.346.000'e geriledi. Yılın 5 aylık döneminde ise yabancı ziyaretçi sayısı %10,38'lik azalmayla 2.494.000'e indi. Böylece Antalya yılbaşından bu yana 290.000 dolayında yabancı ziyaretçi kaybetmiş oldu. 5 aylık dönemde Almanya'dan gelenlerin sayısı %13,4 artışla 870 bine çıktı. Düşüşün %32'yi bulduğu Rusya pazarında ise ziyaretçi sayısı da 802 binden 542 bine geriledi. Antalya'nın güçlü pazarları arasında yer alan Hollanda, İsveç, Belçika, Ukrayna, Danimarka, Norveç, İran, Fransa, İsviçre, Kazakistan gibi ülkelerden gelişler önemli oranda azalırken, Almanya gibi yükseliş eğiliminde olan pazarlar arasında Finlandiya, Polonya ve İngiltere gibi ülkeler yer alıyor. Antalya 5 aylık dönemde toplamda 290 bin yabancı ziyaretçi kaybetti. Kayıplar Rusya pazarında 260 bin kişiyi buldu. Bu açığı 102 bin kişi artıda olan Almanya'da dahil olmak üzere artışta olan 10 önemli pazarda kapatamadı. Almanya'daki 102 bin kişilik artış Rusya pazarının ancak %39'unu karşılayabildi. Peki Rusya pazarındaki kötü gidişat Marmaris turizmini nasıl etkiledi? TÜRSAP Marmaris Bölge Yürütme Kurulu Başkanı İsmail Özbozda, Antalya için çok önemli olan Rusya pazarının Marmaris için de İngilizlerden sonra ikinci önemli pazar olduğunu ifade etti. Rusya'daki tabii yaklaşık özellikle Antalya için Rus pazarı çok önemli ama bizim de ikinci büyük destinasyonumuz İngilizlerden sonra. Antalya'da yaklaşık 1 milyon civarında bir iptal bekleniyor. Biz bunu da geriye çekmeye çalışıyoruz ülkesel olarak, seyahat acentaları olarak. Antalya'daki Rus pazarındaki açıklığın Marmaris'i de olumsuz yönde etkileyeceğini söyledi. Tabii Antalya'daki o büyük açıklık, Rus pazarındaki açıklık mutlaka bizi de olumsuz etkileyecektir. Biz bu yıl çok dikkat etmek zorundayız. Özellikle müşteriyle olan ilişkilerimizde. İran, Orta Doğu'nun parlayan yıldızı diyen Özbozda, İran pazarının Rus pazarındaki açığı kapatıp kapatamayacağı hakkında da şunları söyledi. Buradaki açığı İran pazarıyla kapatabilmek mümkün değil ama bizde olmayan pazarları ya da bizde az olan pazarları büyüterek açığı belli ölçülerde, önemli ölçülerde kapatmak mümkün. Bu da tabii ki İran'da bunun bir parçası sanıyorum.